Özellikle mahkemelerin bağımsızlığı konusunda siyasal iktidar yöneticilerinin mahkeme kararlarını tanımaması, onları uygulamaması, işte Kavala davasında ve Selahattin Demirtaş ve diğerlerinin yargılamalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdikleri ihlalleri tanımıyorum, kabul etmiyorum. A, B, C planlarımız vardır ve bu planlar doğrultusunda sürdürülmesi bizzat bu kararların uygulanmamasının yani yasal olarak hem iç mevzuata aykırı hem de dış mevzuata yani uluslararası mevzuata aykırıdır ve bunlar tanınmadı. Yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman verdiği ihlal kararlarını da işte biz tanımıyoruz. Özellikle bir siyasal partinin sürekli Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır. İşte bunlar FETÖ yanlısıdır. Bunlar Kandil'den emir alıyorlar. Yani bir Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar hakkında bu tür şeylerin kullanılması gerçekten hukuki güvenliği nasıl sağlayacak? Vatandaşın hukuki güvenliğini sağlar bir nitelikte midir? Mahkemelerin tarafsız ve bağımsız davranmasının bir nitelikte midir? Değildir. Çünkü hakimin verdiği hiçbir karar tartışılmaz. Tartışılmaz derken de şu anlamda. Yani onların vicdanen özgür bir şekilde hiçbir baskı altında kalmadan verdikleri kararlar gerçekten hukuki kararlar hiçbir kesim tarafından tartışılmaması gerekiyor. Yani Türkiye'nin yapısı içinde her ne kadar hukuk her zaman bu tür uygulamalarla karşı karşıya kaldıysa son dönemlerde, son 10 yıl içinde özellikle 2014'lerden sonra yapılan bu değişikliklerde hukuki güvenliğin ortadan kalktığını düşünüyorum yani ben. Çünkü hem mahkemelerin özellikle hakim ve savcıların verdiği kararlarda tereddüt etmeleri, çekinmeleri büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Şimdi mesela FETÖ davalarında karşılaştığımız şeyler şunlardı. İşte bir delilin hukuki olup olmadığını tartışma Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay Başkan Yardımcısının işte bu delil bizim için çok değerlidir, çok hukukidir. Bu aslında ihsas-ı rey deriz biz hukukta. Bu düşüncesini açıklamaktır. Çünkü bu hakimleri değerlendiren kişiler, kesimler Yargıtay'dır. Hakimlerin özlük haklarını, ondan sonra sosyal haklarını verdiği, bunların puanlamaları dedikleri bu performanslarını değerlendiren kesimler bu cümleleri kullandığı zaman bu hakimlerin verdiği kararların ne kadar demokratik olacağını, ne kadar tarafsız olacağını tartışılır hale getiriyor. Özellikle siyasal iktidarın bunlar teröristtir, bunlar işte vatan hainidir gibi kavramlar olduğu zaman mahkemenin önüne giden bu kesimlerde mahkeme nasıl bir karar verecek? Gerçekten verdiği karar tarafsız olabilir mi? Verdiği mahkeme bağımsız olabilir mi? Vicdani bir kanaat oluşturabilir mi bu konuda? Oluşturamaz. Çünkü kendisinin de güvenliği ortadan kalkıyor. Yani anayasanın uygulamasını tanımayan, anayasa maddelerini uygulamayan, kişi hak ve özgürlüklerini göz önünde bulundurmayan, tamamen despotik bir ortam oluşturmak için yapılan bir şeyde hukuk nedir? Her zaman bir baskı aracıdır ve bir sopadır yani. Tamam belli dönemlerde belki bu hissedilmez, farklı bir şekilde yapılabilir ama bu AKP döneminde bu açık bir şekilde ve tamamen anayasayı açık bir şekilde ihlal eder bir şekilde gelmiştir yani.